Merhaba İşi TV izleyicileri. Yeni bir ürünümüzle tekrar karşınızdayız. Bugün sizlere Neta 6400 menü incelemesini yapacağız. Öncelikle cihazımızın menüsüne göz atalım. İlk standart renklerde bir menü kullanılmış. Menüsü göze biraz daha hitap eden bir şey olabilirdi. Kurulum menüsüne girdiğimizde otomatik arama ekranı içerisinde uydu aramalarını çok rahat basit bir şekilde yapabiliriz. Manuel arama düzenli ekranın içerisinde ise manuel frekans girerek yani transponder bilgisi girerek de kanal aramasını gerçekleştirebiliyorsunuz. Uydu seçeneğinin içine girerek buradan çanak anten sisteminizde bulunan uyduların DISEX sıralamasını da yapabilirsiniz. Transponder'a girdiğimizde burada uydularımızın frekans bilgilerini tek tek görüyoruz. Hangi frekansta, hangi kanallar olduğunu da sağ taraftaki ekranlarında görebiliyoruz. Buradan pozisyonel menüsü içerisinden pozisyonel kurulumunu da yapabilirsiniz. İster limit belirlersiniz, isterseniz bulunduğunuz enlem boylam değerlerini girerek de ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Bir yan ekran olan PVR özelliği ile izlemiş olduğunuz kanalları rahatlıkla kayıt yapabilir ve yaptığınız kayıtları daha sonradan tekrar izleyebiliyorsunuz. Cihazımızda Tetris ya da Sudoku gibi oyunlarımız da mevcut. Zaman geçirmek için gayet eğlenceli oyunlar diyorlar. Ekstra alarm menüsü içerisinde takvim veya hesap makinesi özelliklerini de kullanabiliyoruz. Zamanlayıcılar kısmına gelip buradan OK tuşuyla yeni bir zamanlayıcı ekleyebiliriz. Bu zamanlayıcıya gireceğimiz tarih ve saat ve hangi kanalda saat kaçta kayıda başlasın ve kaçta bitsin diye istediğimiz gibi programlayabiliyoruz. Dolayısıyla biz cihaz başında olmasak bile cihaz o tarihte ve belirtmiş olduğumuz saat dilimleri arasında istediğimiz kanalı otomatik olarak kayda alacaktır. Sistem menüsüne göz attığımızda ilk OCD ayarlarında menü lisansını ve ses dilimini karşımıza çıkıyor. Buradan menü dilimini Türkçe, İngilizce olarak ayarlayabilir. Kanala geçişine baktığımızda hızlı, donarak geçiş ve karartmalı geçişte görebiliriz. Bilgi bar süresi olarak 3 saniye ya da 5 saniye şeklinde ayar yapabiliyoruz. TV ayarlarında burada televizyonunuza göre çözünürlük ayarlarını yapabilirsiniz. Saat ve tarih ayarını ister otomatik ister manuel elle de girebiliyoruz. Evren altında izlenmesini istemediğiniz kanallara şifre koyabilir ya da cihazın menüsüne de şifre koyabilirsiniz. Dilerseniz de bu ekran içerisinden şifrenizi değiştirip yine bir şifre de oluşturabiliyorsunuz. Diğer ayarlarda eleme beslemesini açık, otomatik açılışını açık, kanalları otomatik güncellemenin, kullanıcı selamlama ekranının kapalı olduğunu yani açılış resminin kapalı olduğunu da görebiliriz. Servis kısmından buradan fabrika ayarlarını döndürebiliriz ya da kanal listemizi flash belleğe yedekleyebiliriz ya da daha önceden yedeklemiş olduğumuz kanal listesini flash bellek üzerinden cihazı yükleyebiliriz. Aynı zamanda flash bellekten cihazımıza yazılım bilgilerini de yükleyebiliyoruz. Normal SAT uydu tuşuna bastığımızda cihazımızda yüklü olan uyduları da görebiliriz. Cihazımızın kanal geçişleri ilk baş kanal listesi yapısına bakalım. Kanal listesi içerisinden üst seçeneklerden kanal listemizdeki kanalların yerlerini değiştirebilir. Kanalları atlama yaptırabilir, kanalları silebilir veya kanatları kilitleyebiliriz. Dilersek de kendimize özgü bir menü oluşturabiliyoruz. Kanal geçişlerimizde oldukça hızlı olduğunu görebilirsiniz. Net 6400 modeli genellikle görüntü kalitesi ve hızlı kanal geçişinden dolayı çok ilgi gören bir cihazdır. Bu nedenle en yoğun satışı olan cihazlardan bir tanesi. Net 6400'ün genel menü ve kanal hızla ilgili incelememiz bu kadardır. Bir sonraki menü incelememizde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.